Aldehitler ve ketonlarla ilgili birçok nükleofilik ekleme tepkimesi yapmıştık. Bu videoda ise, karbon nükleofillerin eklenmesine bakacağız. Şimdi bir aldehit veya ketonla başlıyoruz. ardından potasyum siyonür gibi bir şey ve bir proton kaynağı ekledikten sonra nihayetinde sianohidrat oluşturmuş olacağız. Ayrıca bir karbon karbon bağ oluşturuyoruz. Ve bu sentez tepkimelerinde yararlı olabilir. Evet şimdi siyanür iyonundan oluşmuş karbon nükleofilimize daha detaylı bir bakalım. O zaman şuraya siyanür iyonumuzu çizelim. Yani karbonun azota üçlü bağla bağlı olduğu bir iyon. Azot ve karbonun bir tane ortaklanmamış elektron çifti de var. Ki bu durum karbona eksi bir formal yük veriyor. Ve onu nükleofil yapıyor. Böylelikle karbon artı yüklü yapılara doğru çekilecektir. Karbonilimizde oksijenin kısmi negatif yüklü ve karbonil karbonumuzun da kısmi pozitif yüklü olduğunu biliyoruz. Yani karbonil karbon burada elektrofilimiz oluyor. O zaman nükleofilimiz elektrofilimize saldıracak. Zıt yükler birbirini çektiğinden buradaki elektronlar bu karbona saldıracak ve burada bulunan elektronlar da oksijene geçecek. Öyleyse bu ara ürünü şuraya çizelim. Artık bir karbon karbon bağımız mevcut. Bu karbonu da şöyle azota üçlü bağla bağlayalım. Şimdi elektronlarımızı takip edecek olursak, karbonun bu mor elektron çifti ürünümüzdeki bu karbon-karbon bağımızı oluşturmuş oldu. Tabi sol tarafta ise oksijenimiz mevcut. Ama artık üç ortaklanmamış elektron çifti var. Ki bu da ona eksi bir formal yük veriyor. Tabi aldehitle başladıysak şurada da bir R grubu ve bir hidrojen yer alıyor. Evet son adımımızda yapacağımız tek şey oksijenimizi protonlamak olacak. Yani buradan bir ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alarak bu OH grubunu oluşturacak. Ve böylece ürünümüz olan sianohidrat oluşturmuş olacağız. Evet şimdi ise siyanohidrin oluşumuna dair bir örnek yapalım. Aseton yani bir keton türüyle başlıyoruz. Buna potasyum siyonür ve hidroklorik asit ekleyeceğiz ve sonunda siyanohidrin ürünümüz ortaya çıkacak. Karbonumuz burada azota yine üçlü bir bağla bağlı. Şurada ise o aşımız mevcut. Tabii bu kez bir ketonla başladığımızdan ürünümüzde bu iki metil grubumuz yer alacak. Burada bir siyano grup oluşturduğunuzda bunu diğer fonksiyonel gruplara dönüştürebilirsiniz. Ki bunu da sentez yaparken işimize yarar unsurlar arasında sayabiliriz. O zaman şimdi başka bir tepkimeye geçelim. Bir karbon nükleofilimiz olsun. Örneğin organometalik bir yapı. Özellikle de Grignard reaktifin olduğu bir tepki olsun. Burada alkil grubumuza bağlı magnezyum ve takibinde bir halojen bulunuyor. Yani bu bir organa magnezyum bileşiği. Burada R sü ve lityum olsaydı organa lityum bileşiği olurdu. Ama buraya baktığımızda bunlar organometalikler. Şimdi organometaliklerle ilgili söyleyeceğimiz bir şey de şu. Karbonun burada bağlı olduğu magnezyum ve şurada bağlı olduğu lityumla arasındaki elektronegatiflik farkıdır. Karbon bu atomlardan da elektronegatiftir. Şimdi bu bağı düşünürsek, evet karbon ve magnezyum arasındaki bu bağda karbon daha elektronegatiftir. Böylece elektronlar karbona doğru polarize olurlar. Yani bu bağları çok polar kovalent bağlar olarak düşünebilirsiniz. Veya bu mavi elektronların karbonda olduğunu bile düşünebilirsiniz. Devam edip bunu bu şekilde çizelim. Bu sefer şöyle düşünüyoruz: Elektronlar o kadar polarize ki karbonda olurlar ve bu da karbona eksi bir formal yük vererek karbanyon oluşturur. Her iki şekilde de düşünmek benim için doğru bir yaklaşım. Tabii belki bazı kimyacılar için her iki yöntem de aynı derecede doğru olmayabilir. Ancak bunun bir karbanyon olduğunu düşündüğümüzde bu tepkimeleri biraz daha kolaylaştırdığını görüyoruz. Çünkü kutuplaşmış bir karbonil durumumuz var. Burası kısmi negatif, şurası ise kısmi pozitif. Böylelikle nükleofilimiz şu noktaya saldırabilir ve buradaki elektronların da oksijene geçmesine neden olabilir. Ya da basitçe düşünerek buradaki çok polar bir kovalent bağla buraya saldırabileceğini veya karbon üzerindeki bu elektronların bir karbonyon oluşturmasıyla iyonik olduğunu düşünebilirsiniz. Tabi hangi ders kitabına baktığınıza bağlı olarak her iki mekanizma da karşınıza çıkabilir. Evet nükleofil saldırısının ardından karbonumuz artık sağ tarafta R üssü üssü grubuna ve sol tarafta ise eksi yüklü oksijenimize bağlı. Alt tarafta da bir R grubumuz ve aldehitle başladıysak da bir hidrojenimiz bulunuyor. Buradaki mavi elektronları önce şöyle kırmızı yapalım. Evet bu kırmızı elektronlar şuradaki bağ yani karbon karbon bağını oluşturmuş oluyor. Mekanizmanın ayrı tutulması gereken bir sonraki adımında bir proton kaynağı veya su gibi bir şey ekleyeceğiz. Yani bir kez daha alkoksit ara ürünümüzü protonlayacağız. Şöyle bu protonu alıyoruz ve bu da bize son ürünümüz olan alkolü vermiş oluyor. Burada R üssü üssü grubunu ve bir karbon karbon bağı oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Tekrarlamak gerekirse sentez için çok yararlı bir tepkimi. Şimdi bu tepkimeyi iki adımda yapmak zorundasınız. Çünkü tek adımda yapmaya çalışırsanız protonunuzu eklerken aynı zamanda organometaliği eklersiniz. Bunlar iyi bir nükleofil olup ayrıca güçlü bazlardır. Örneğin bir karbanyonun suyla tepkimeye girdiğini düşünürsek karbanyon sudan bir proton alır ve alkan ortaya çıkar. Tabii bu istediğimiz durum değil. Bu yüzden bu adımları ayırmamız gerekiyor. Bu gösterdiğim aslında fazlasıyla basitleştirilmiş bir mekanizma ama bir lisans öğrencisi için en iyi düşünme yönteminin bu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi devam edip organometalik tepkimeye dair bazı örneklere bakalım. Bu sefer aldehitle başlıyoruz ve ilk adımımızda ekleyeceğimiz metil magnezyum bromür var. İkinci adımda ise bir proton kaynağımız olacak. Aynı şekilde yine karbon ve magnezyum arasındaki bağın çok polar kovalent olduğunu ya da bu bağın iyonik olduğunu ve karbon üzerindeki bu mor 2 elektronun karbanyonumuzu oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Eksi bir formal yükünü de şöyle ekleyelim. Bu ürünleri bulmak için en basit yollardan biri. Şimdi bu şuraya saldıracak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Ara ürünümüzü çizerek gösterelim. Buradaki karbonumuz artık metil grubuna bağlı. Hidrojen halen buraya duruyor ve şurada da ara ürünümüz olan alkoksit iyonumuz yer alıyor. Eksi yükünü de ekleyelim. Bu karbon ve şu karbon arasındaki bir bağ oluşturmuş olduk. İkinci adımda ise alkolümüzü oluşturmak için alkoksitimizi protonlayacağız. O zaman şuraya alkolümüzü çizelim. Şurada bir OH'miz olacak. Tabii gördüğünüz gibi karbon sayımızda bir artış var. Şurada kaç karbonla başladığımıza bakacak olursak 1 2 3 ve 4 karbon varmış. O zaman butanol ile başladık. Son ürünümüze baktığımızda ise 1, 2, 3, 4 ve 5 karbon. Böylelikle 2 pentanol ile bitirip üzerine bir de karbon eklemiş olduk. Yani bu metil grubu organometalik tepkimemize eklediğimiz gruptur. Başladığımız şey işte buydu. Şöyle rengi bir değiştirelim. Evet aldehit ile başladığımızda sekonder bir alkol elde ederiz. O OH'a bağlanan bu karbon diğer iki karbona da bağlı. Yani aldehitle başlanırsa sekonder alkol elde edilir. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu kez ketonla başlayacağız. Tabi aynı reaktif ama bu kez başlangıcımız keton olacak. Şimdi neler olacağını düşünelim. Şöyle gösterecek olursak buradaki elektronlar bu sefer bu karbona saldırırken bu bağdaki elektronlar da oksijene geçmiş olacak. İkinci adımda aynı şekilde alkoksit anyonumuzu protonlayacağız. Öyleyse şöyle sağ tarafa ürünümüzü çizmeye başlayalım. Evet, halkamız şöyle. Bir metil grubu ekliyoruz. Yani CH3. Evet, şu tarafta da bir OH olacak. Elektronları gösterecek olursak, buradaki mor elektronlar bu bağı oluşturdu ve CH3 eklendi. Son ürünümüzü çizmenin bir yolu buydu. Tabii başlangıç maddemizi düşündüğümüzde bu kez bir ketonla başlamıştık ve sonunda tersiyer alkolle bitirmiş olduk. OH'a bağlı olan bu karbona baktığımızda bu karbonun diğer 1, 2 ve 3 karbona bağlandığını görüyoruz. Tersiyer alkol yapmanın bir yolu da işte budur.